Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Frageartikel welch, demonstrativ pronom diese, dieser, dieses. Evet, biraz böyle kompleks bir başlık gibi gelebilir size ama emin olun çok çok eğlenceli. Bir o kadar da kolay bir konu bu arkadaşlar. Welch hangi demek arkadaşlar? Hangi yapısını artikellerde görüyor olacağız? Bunları nominatif, akusatif ve datif hallerde ne şekilde kullanıldığını görüyor olacağız. Demonstratif pronomdan ne kasıt arkadaşlar? Güzel Türkçemizde işaret zamirleri vardır. Bu, şu, o gibi. Bunları da nominatif, akusatif ve datif hallerde ne gibi dönüşümle uğruyor? Bunları ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Dilerseniz nominatifle başlayalım. Nominatifte arkadaşlar bildiğiniz üzere artikellerimiz var. Bu artikellerin de ne ilgili renk kodları vardı, öyle değil mi? Dolayısıyla ben işaret yapmak istediğimde der için arkadaşlar bunu dieser diyorum. Yani bu dediğimde demek ki ne yapıyorum arkadaşlar? Der dieser şekline dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla hangi derken welcher demiş oluyorum. Bakın burada demek ki der dieser, hangi derken de welcher demiş oluyorum. Die için baktığımızda arkadaşlar, die artikelinde burada bir emir kipi yapmak istediğimde diese, hangisi derken de welche demiş oluyorum. Das için ise burada gene bir belirti, bir şeyi parmak gösteriyorsam dieses demiş oluyorum. Hangisi derken de ne olacakmış? Welches. Farkındaysanız arkadaşlar hep sonlandırıcılar ne olmuş? Erler değil mi? Der için diese welche olmuş, die'de de diese welche, das için de dieses welches olmuş. Çoğullarda ne oluyordu arkadaşlar? Çoğullarda da tıpkı die artikelinde olduğu gibi diese ve welche olmuş oluyor. Dilerseniz bu yapıları şimdi örneklerin içerisinde inceleyelim. Der Pullover kazak demek arkadaşlar. Şimdi bu cümleye baktığımızda, soru cümlesine baktığımızda welcher Pullover ist schick? Evet, güzel Türkçemizdekinin anlamıyla aynı, şık demek arkadaşlar. Hangi kazak şık dediğimde bakın burada welcher Pullover ist schick demiş oluyorum. Bu kazak şık dediğimde bakın burası da ne olacak? Dieser Pullover ist schick. Yani bu kazak şık demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar die Katze kedi demek arkadaşlar. Welche Katze ist süß? Süß tatlı demek arkadaşlar. Almanca'da da bu güzel Türkçemizdeki kullanımla aynı kullanılıyor. Hangi kedi tatlı dediğimizde demek ki ne yapacakmışız? Welche Katze ist süß? Demek ki die Katze olduğundan dolayı ne olacakmış? Hangi derken welche diyeceğiz. Dolayısıyla welche Katze ist süß? Hangi kedi tatlı? Evet. Burada da ne yapıyorum? İşaret ediyorum. Bu kedi tatlı diye. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Diese Katze ist süß. Demek ki bu kedi tatlı derken ne diyecekmişiz? Diese Katze ist süß demiş olacağız. Das Buch. Evet, das Buch neydi arkadaşlar? Kitap demekti. Evet. Welches Buch ist interessant? Interessant, ilginç demekti arkadaşlar. Interessant. Dolayısıyla hangi kitap ilginç derken ne olacak arkadaşlar? Welches Buch ist interessant? İşaret ediyorum, diyorum ki bu kitap ilginç. Ne olacak arkadaşlar? Dieses Buch ist interessant. Demek ki bu kitap ilginç derken ne diyecekmişiz? Dieses Buch ist interessant diyecekmişiz. Çoğullara baktığımızda arkadaşlar die Computer, evet bunun tekil hali neydi? Der Computer. Ancak çoğul yaptığımda da burada herhangi değişen bir şey yoktu. Artikeli ne yapmış oluyorum? Die Computer dediğimde demek ki çoğul hale sokmuş oluyorum. Hangi bilgisayarlar uygun fiyatlı? Bakın uygun fiyatlı arkadaşlar. Preiswert demek ki uygun fiyatlı demekmiş. Preiswert. Dolayısıyla hangi bilgisayarlar uygun fiyatlı derken
Ne olacak arkadaşlar? Welche Computer sind preiswert sorusunu sormuş olacağım ve işaret ettiğimde dediğimde bu bilgisayarlar uygun fiyatlı. Ne olacak arkadaşlar? Diese Computer sind preiswert. Demek ki bu bilgisayarlar uygun fiyatlı derken diese Computer sind preiswert demiş olacağız. Dilerseniz nominatif yapıdaki bu frage artikel ve demonstratif pronom cümlelerini doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Welcher Pullover ist schick? Welcher Pullover ist schick? Dieser Pullover ist schick. Dieser Pullover ist schick. Welche Katze ist süß? Welche Katze ist süß? Diese Katze ist süß. Diese Katze ist süß. Welches Buch ist interessant? Welches Buch ist interessant? Dieses Buch ist interessant. Dieses Buch ist interessant. Welche Computer sind preiswert? Welche Computer sind preiswert? Diese Computer sind preiswert. Diese Computer sind preiswert. Şimdi de az önce görmüş olduğumuz kelimeleri akuzatif yani ismin iyi haliyle inceleyelim arkadaşlar. İsmin iyi halinde ne oluyordu arkadaşlar? Der, die'ne dönüşüyordu. Die ve das aynı şekilde kalıyordu. Dolayısıyla der, diesen'e dönüşmüş olacak arkadaşlar. Bakın der demek ki diesen'e dönüşüyor. Ve welchen yani bu derken diesen hangi derken welchen demiş oluyoruz. Die için diese, welche, das için dieses, welches. Çoğularda da diese, welche şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dilerseniz örneklerle bu durumu pekiştirelim. Evet, az önce de der Pullover kelimesini görmüştük. Şimdi burada welchen Pullover findest du schick? Şimdi az öncekinden farklı olarak ne var arkadaşlar? Finden var, bulmak. Finden neyi gerektiriyordu arkadaşlar? Akusatifi gerektiriyordu. Yani ismin iyi halini gerektiriyordu. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Ne olacak? Der, die'ne dönüşecek. Yani diesen ve welchen'e dönüşecek. Dolayısıyla soru ne olacak arkadaşlar? Welchen. Dolayısıyla welchen Pullover findest du schick? Hangi kazağı şık buluyorsun derken demek ki welchen Pullover findest du schick demiş oluyorum. Şimdi cevap olarak da diyeceğim ki ben bu kazağı şık buluyorum. Dolayısıyla ich finde diesen Pullover schick. Bu kazağı şık buluyorum derken demek ki ne diyecekmişiz? Ich finde diesen Pullover schick demiş olacağım. Die Katze örneğine bakacak olursak arkadaşlar hangi kediyi tatlı buluyorsun derken ne olacak arkadaşlar bu? Tıpkı deminde olduğu gibi welche şeklinde kalacak. Çünkü akusatif kuralımız neydi? Diese ve welche şeklinde tıpkı nominatifteki gibi kalmasıydı. Dolayısıyla welche Katze findest du süß? Ich finde diese Katze süß. Yani hangi kediyi tatlı buluyorsun? Bu kediyi tatlı buluyorum derken bu kediyi ne diyecekmişiz? Ich finde diese Katze süß demiş olacağız. Das Buch örneğine baktığımızda arkadaşlar hangi kitabı ilginç buluyorsun derken arkadaşlar ne olacak? Değişen bir şey olmayacak. Tıpkı nominatifte olduğu gibi. Welches Buch findest du interessant? Evet. Cevapta ne olacak arkadaşlar? Ich finde dieses Buch interessant. Tıpkı nominatifteki gibi ne olacak arkadaşlar? Dieses şeklinde karşımıza çıktığında demek ki ich finde dieses Buch interessant demiş olacağız. Çoğullarda da gene aynı şekilde arkadaşlar. Welche Computer findest du preiswert? Az önce de söylemiştik. Uygun fiyatlı demekti preiswert. Hangi bilgisayarları uygun fiyatlı buluyorsun denildiğinde demek ki welche Computer findest du preiswert sorusunu soruyoruz ve cevap olarak da ich finde diese Computer preiswert. Demek ki bu bilgisayarları
yani önümde göstermiş olduğum bilgisayar vardır ve diyorum ki işte bu bilgisayarları uygun fiyatlı buluyorum derken güzel Türkçemizde bunu Almanca karşılığı demek ki neymiş? Ich finde diese Computer preiswert diyecekmişiz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Welchen Pullover findest du schick? Welchen Pullover findest du schick? Ich finde diesen Pullover schick. Ich finde diesen Pullover schick. Welche Katze findest du süß? Welche Katze findest du süß? Ich finde diese Katze süß. Ich finde diese Katze süß. Welches Buch findest du interessant? Welches Buch findest du interessant? Ich finde dieses Buch interessant. Ich finde dieses Buch interessant. Welche Computer findest du preiswert? Welche Computer findest du preiswert? Ich finde diese Computer preiswert. Ich finde diese Computer preiswert. Evet arkadaşlar, şimdi sıra datife geldi. Datiflikte durum nedir? Hatırlayacak olursak arkadaşlar, der neyi dönüşüyordu? Dem'e dönüşüyordu. Dolayısıyla sonlandırıcı bakın em olmuş. Dolayısıyla diesem diyorum. Welch'teki sonlandırıcı da ne olacak? Em. Dolayısıyla welchem, değil mi? Hangisine gibi bir anlam çıkmış oluyor. Die'de ne olacak arkadaş? Die'de datiflikte görmüştük bunu. Neye dönüşüyordu? Der'e dönüşüyordu. Dolayısıyla ne yapıyorum ben bunu işaret zamiri yaptığımda? Dieser demiş oluyorum. Hangi derken de welcher demiş oluyorum. Das için de tıpkı der'de olduğu gibi sonlandırıcı ne olacak arkadaşlar? Em. Dolayısıyla diesem sorusu da ne olacak? Welchem. Çoğullarda ne yapıyorduk peki? Çoğullarda da den kelimenin sonuna da ne geliyordu? En geliyordu. Dolayısıyla diesen ve kelimenin sonuna en geliyor. Ve sorusunu sorarken de welchen kelimenin sonunu en olarak sonlandırmış oluyorum. Dilerseniz örneklere bir bakalım arkadaşlar. Der Mann, evet der adam neydi arkadaşlar? Adam demekti, öyle değil mi? Ağzımdan kaçtı bile. Evet, hangi adama diyecek olursam arkadaşlar welchem Mann diyorum. Şimdi ben bu cümlenin datif olduğunu nereden anlarım? Gehören, gehören ait olmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla gehören datifliği gerektirdiğinden ne yapacağım ben bunu arkadaşlar? Hangi adama dediğimden dolayı arkadaşlar welchem Mann diyeceğim. Dolayısıyla buraya bakıyoruz arkadaşlar. Der Füller bunu artikeller konusunda A1'de görmüştük, kırtasiye konusunda. Neydi bu? Dolma kalem demekti, öyle değil mi? Dolma kalem der Füller demekti. Dolayısıyla dolma kalem hangi adama ait dediğimde welchem Mann gehört der Füller demiş oluyorum. Yani dolma kalem hangi adama ait? Welchem Mann gehört der Füller. Bunun cevabına bakacak olursak arkadaşlar dolma kalem bu adama ait derken arkadaşlar ne olacak bu? Diesem Mann. Dolayısıyla der Füller gehört diesem Mann. Güzel Türkçemizde bunun karşılığı neymiş arkadaşlar? Bu dolma kalem bu adama ait. Dolayısıyla der Füller gehört diesem Mann demiş oluyorum. Die Frau kadın. Evet, burada ne olacak arkadaşlar? Hangi kadına ait derken welche, welche Frau hangi kadına ait gehört das Laptop. Evet, das Laptop daha önceden de görmüştük, adı üstünde zaten Laptop. Arkadaşlar bunun iki artikeli var. İsterseniz buna der Laptop da diyebilirsiniz, ister das da diyebilirsiniz. Önceki videolarda der demiş olabilirim. Dolayısıyla böyle bir anlam karmaşası oluşmasın diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Der Laptop ya da das Laptop. Nasıl arzu ederseniz. Ben bu örnekte das Laptop demişim. Dolayısıyla evet. Laptop hangi kadına ait derken demek ki welche Frau gehört das Laptop sorusunu soruyorum. Bunun cevabı da ne olacak? Das Laptop gehört dieser Frau. Yani laptop bu kadına ait derken demek ki ne diyecekmişiz? Das Laptop gehört
Diese Frau diyecekmişiz. Das Kind, çocuk. Hangi çocuğa ait derken arkadaşlar, welchem Kind diyorum. Welchem Kind gehört die Mütze. Die Mütze, bere demek arkadaşlar. Demek ki bere neymiş? Değil mi? Kışın taktığımız bere, die Mütze demekmiş. Hangi çocuğa ait derken, welchem Kind gehört die Mütze? Evet. Bere hangi çocuğa ait? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Die Mütze gehört diesem Kind. Demek ki bere bu çocuğa ait derken, die Mütze gehört diesem Kind demiş oluyoruz. Die Kinder, evet, çocuklar. Burada şimdi bir çoğul durum söz konusu. Dolayısıyla bakın çoğullarda ne olacaktı arkadaşlar? Diesen, welchen ve kelimenin sonunda ne oluyordu? En gelmiş oluyordu. Cümlemize bakıyoruz, yazmış mıyız? Evet. Welchen Kindern gehören die Bücher? Evet. Burada bu sefer arkadaşlar gehört değil de gehören diyoruz. Neden? Çünkü burada çoğul söz konusu. Kitaplar, die Bücher, değil mi? Welchen Kindern gehören die Bücher? Kitaplar hangi çocuklara ait derken, welchen Kindern gehören die Bücher sorusunu soruyoruz. Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Die Bücher gehören diesen Kindern. Demek ki bu çocuklara ait kitaplar. Evet, kitaplar bu çocuklara ait derken demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Die Bücher gehören diesen Kindern demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Welchem Mann gehört der Füller? Welchem Mann gehört der Füller? Der Füller gehört diesem Mann. Der Füller gehört diesem Mann. Welcher Frau gehört das Laptop? Welcher Frau gehört das Laptop? Das Laptop gehört dieser Frau. Das Laptop gehört dieser Frau. Welchem Kind gehört die Mütze? Welchem Kind gehört die Mütze? Die Mütze gehört diesem Kind. Die Mütze gehört diesem Kind. Welchen Kindern gehören die Bücher? Welchen Kindern gehören die Bücher? Die Bücher gehören diesen Kindern. Die Bücher gehören diesen Kindern. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde güzel Türkçemizde hangi sorusunu ve işaret zamirlerini, bu, şu, o ve bunun çeşitli hallerini ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.